kadar uzaktan bir şey olmaz umarım. Ben buradan ne olduğunu göremiyorum ama kamera görüyor. Eğer hiçbir şey olmazsa bir gideriz abi, 10 dakika sonra geri geliriz bakalım bir şey olmuş mu diye. Biraz kaç kişinin canı yanmıştır kesin ha. Olmuyor falan diye yanına giderken böyle. Evet. Ben bir tane izledim, öyle şey yapıyordu adam. Patlamıyor patlamıyor falan diyordu çocuklar. Bir gittiler ağzına. En azından şey, patlamadan önce hemen patlamıyor da şey oluyor. Falan yapmaya başlıyor böyle. Kayıtlı mı? Beni de göster abi. Şunu şekil olsun diye taktım yani, koruyacağından değil. Okan arkadaşımıza teşekkürler bunu bana taktığı için. Şeyin içine, tuz ruhunun içine çok az bir alüminyum folyo attık. Normalde bayağı bir tuz ruhu ve bayağı bir alüminyum folyo kullanırlar. Onu bomba yapmak için kullanırlar. Biz başka bir şey için istiyorduk. Hafiften basınçlı bir hava olsun. Bakalım olmuş mu? Hazır mısın? Evet. 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 Fazla, çok olmasa bile olmuş yani. Bence biraz daha arttıralım mı? Evet. Arttıralım değil mi? Tamam. Beni öldürmeyen şey güçlendi. Evet, şimdi hayaldi gerçek oldu olacak. Biraz tuz rubunu buraya koyuyoruz. Bayağı sağlam abi. Bayağı sağlam. Normal pede göre. Pedi patlatmadı. Bence 3 tane koyalım. 3 tane kaldırır bu. Ne diyorsun abi? Abi kaldırırız. Çünkü et kalınlığı geniş. Şimdi yapacağımız olay şu. Şu şeyi biliyorsunuzdur. Eti getirin göster tuzunu. Tuz ruhu abi. Bu normalde şeyleri biliyorsunuz. İşte tuz ruhuyla alüminyum folyoyu sarıp bomba yaparlar. Basınçtan dolayı bomba olur. Ondan sonra bu bomba işte şey, pet şişeyi patlatır. Biz de bir iki deneme yaptık. Az koyarak, şuna mesela 3 tane koyacağım. Fazla değil. Veya 2 mi koysam? 3 yeterli. Az koyacağız. Az koyduğumuz zaman ne olacak? Az gaz ortaya çıkacak. Az bir gaz ortaya çıktığı zaman basınçlı bir hava olacak. Aletimiz patlamayacak. Basınçlı bir hava olacak. Neden? Çünkü bizim pompamız yeterince basınçlı hava vermiyor. Dur. Şu an zaten ne oldu abi? Pompa. Pompa pompa oldu. Pompiko. Pompa pompa oldu abi. Bu yüzden bir tanesi. Evet. Bu da üçüncüsü. Şimdi bunları koyuyoruz. Attık içine. Sıkıca kapatacağız. Bir söz sonra. Sıkıca kapatacağız. Umarım patlamaz. Ve basınçlı hava olacak bize. Basınçlı hava olacak. Basınçlı hava olduktan sonra umuyorum ki buradan bastığım zaman puf diye kamp püskürtecek. Kontrollü basınçlı hava. Eğer bu olursa daha ileride bunu daha büyük ölçeklerde, mayındır bilmem nedir, o tür şeylerde kullanabiliriz. Biraz da kan kalmış abi. Evet. Kayıtta mı? Kayıtta. Evet arkadaşlar. Erimiş. Nasıl anladık eridiğini? Şu alttan tutunca bayağı bir sıcaklık hissediyorsun. Bayağı sıcak. Şimdi bakalım olacak mı? Hazır mısın? Hazır. İçinde de kan var abi. Ne tarafa doğru yapalım? Şöyle şu delikten gelecek umuyoruz. Şey. Şöyle dolaba şeye doğru. Hazır mısın? Evet. Gene de oldu ama yani. Onu... Oha! Çılgın. Şuradan yapalım mı? Geliyorum. Hazır mısın? Bir saniye. Ne oldu biliyor musun? Şey evet, temizlendikten evet. Sonra çılgın attı. Tabii içine kurumuş olabilir. Donmuş olabilir. Evet. Şöyle tetikle beraber çekeyim. Bir, iki. Bir, iki. Allah Allah. Hakikaten çok iyi var. Üç tane stamide. Hı? Üç tane stamide. Evet. O ilk başta niye şey yapamadı?
içinde kurumuş mudur diye. Bir tane daha koymayalım. Fazla olur değil mi bir tane daha? Çekiyor mu? Evet. Evet. Buraları biliyorsunuz zaten arkadaşlar. İşte klasik enjektörle kan. Tabii ki gerçekte kullanacağımız kan bu olmayacak. Bu çay. Gerçekteki kanımız biraz daha kana benzeyen, daha böyle kıvamlı ve daha kırmızı. Vanilya şurubuyla hazırladık onu. Bildiğiniz 1,5 liralık markette satılan vanilya şurubunu suyla karıştırarak ve ona da kırmızı, koyu kırmızı gıda boyası ekleyerek 2 yeterli değil mi? 3 olmasın. 3 çok. Yeterli abi. Şimdi gidelim. Şimdi abi oha şişmanlamış lan bu. Hakikaten. Lan patlamaz inşallah elimizde. İnanılmaz ısınmış yalnız arkadaşlar. Yanlışlıkla biraz daha fazla koymamak lazım belki. Evet. Az önceki deneyimizde boru ordu yanlışlıkla aşağıya kadar inmiş, havayı alacağına şeyi almıştı. Neyi? Sıvıyı almıştı. Evet. Şimdi o hortumu çıkardık, sadece havayı alacak. Biraz daha arttırmadık. Aynı basınç. Şimdi şu kanı biraz daha yaklaştıralım. Şöyle kaldırıp. Gelmiyor değil mi? Akıyor, akıyor. Hayır, akıyor. Bak, sol elinin orada toplamaya başladı. Hı. Tamam, sal abi. Tamam. Hazır mısın? Bak, hiç hazır. Pompa yapmadık. Hiç pompa yapmadık. Ne yaptık sadece? Alüminyum folyoyu şeyin içine, tuzluğunun içine attık. Bunun içinde beklettik biraz. Isındı. Isındıktan sonra kanı hadi beni bu şeyimi boşa çıkarma. Hazır mıyız? Hazırız. Yani çok feci bir basınç var. Bir daha. Açık mı? Açıktır. Bütün çay gitti. Bak hala basıyor. Evet. Bütün çekim kullanırız ha bunu. Hakikaten. Hala basıyor. Aile boyu oldu bu. Heh, kurban tamam bayramı işte. Terk. Pır çıktı. Nasıldı abi? Tarantino filmi oldu abi. Tarantino bunu kullanıyor. Tarantino bunu kullanıyor. Evet. Uf, sıcaklığa bak. Çekiyorsun değil mi hala? Evet. Oha. Evet. Hayaldi, gerçek oldu arkadaşlar. Böyle bir şey yok internette. Ne vardı? Sadece işte pet şişeye koyup bomba olarak patlatıyorlardı. Ben de dedim ki bunun biraz daha azını yaparsak ve biraz daha sağlam bir şeye koyarsak kontrollü olarak sağlam basınçlı bir şey elde edebilir miyiz? Şimdi bunu mesela daha ileride daha böyle sağlam konteynerlerin içine ne oldu? Bozuldu mu? Yok. Daha böyle uf çok sıcak lan bu. Abi tut altını. Altını bir tut. Tutamıyorsun. İmkansız bir şey. Yani bir omlet pişirirsin bununla yani. Aynen aynen. Yanınıza abi tuz ruhuyla alüminyum folyo alın. Kampa falan giderken. Harbi söylüyorum. İnanılmaz bir ısı veriyor yani. Kampın içine direkt kalorifer yani. Yani yastığın içine sokacağım bunu. Tabii basıncını verdikten sonra. Boşa gitmesin. Şuraları temizleyelim tuz ruhuyla. Yalnız bunu şeyle falan denemesin. Pet şişeyle falan denemesinler. Pet şişe denersiniz bomba olur ölürsünüz. Ölmezsiniz de sakat kalabilirsiniz yani. Petle metle denemeyin. Allah. Abo. Eyvallah abi. Şuradan dumanlar gözüküyordur. Duman çıkıyor. Duman. 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 Dumanlı dağlar diye bir duman arıyor. Aman bunu solumayalım. Güle güle. Merak ediyorum reaksiyona girmiş olan tuz ruhuna bir daha alüminyum atsak girmez herhalde değil mi? Bir noktaya kadar girer. Tabii içindeki o şeyler artık alüminyum folyonun şeyleri birleşiyor. Tuz ruhucuk molekülleri. İçindeki tuz ruhucuk molekülleri. Erimiş mi abi? Baba içini görüyor musun? Vay be. Bu da mı tesadüf? Sanatlı olmuş abi. Direkt kim? Baksana. Erimiş mi lan? Ne olmuş ona? Bilmiyorum. Full duman çıkıyor. Evet bakalım. Göreceğiz ileride. Kapatıyorum. Tamamdır abi.